Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Didim Akköy'de bulunan Ayşe teyzenin yerindeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Erdiç Ergün beyefendi bulunmakta. Erdiç Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık diyerek başlıyorum. Sabah çok güzel bir kahvaltıyla burada günümüze başladık. Önce geldik çayımızı, sonrasında kahvemizi, kahvaltımızı yaptık gözlemeyle beraber. Erdiç Bey öncelikle Ayşe teyzenin yeri kimdir? Sizlerle ve işletmemizle alakalı bilgi alalım. İşletmemiz aile işletmesidir. Ayşe teyze ismini almaması annemin dolayısıyla. Çünkü ilk bu işe annem başladı gözlemeyle ve yavaş yavaş büyüyerek işte kahvaltı salonuna dönüşmemizin sebebi annemdir. Evet. Ayşe yaklaşık teyze. Evet Ayşe teyzeniz burada zaten birazdan onu da göreceğiz. 15 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Peki buradaki lezzetlerimiz nelerdir? Bizim buradaki lezzetlerimiz her şeyin doğal olması ve kendi ürünümüzün olması. O yüzden insanların tercih olması bizi tercih ettiklerine inanıyorum ben. O doğrultuda da evet. Yürüyoruz çünkü. Şöyle diyeyim, bizim kahvaltımızda verdiğimiz her şeyin doğal olması, işte kendi tavuklarımızdan yumurtamızı, işte kendi hayvanlarımızdan peynirlerimizi yapmamız, kendi zeytinliğimizden zeytinyağımızı, zeytinimizi, reçelleri çalışan arkadaşlarımız, yani ailemizdeki, içerisindeki çalışan arkadaşlarımızın yapması, misafirlerimizin tercihinin ne olduğunu zannediyorum. Evet, peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyorum? Ailecek buradayız ama aynı zamanda çevredeki buradaki ilçe ve köy halkından da ablalarımız burada hizmet vermekte. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Buraya geldiğinizde el lezzeti gerçekten olan bir yerdeyiz. Yani tabii gastronomi, mutfak hizmeti veriyoruz ama burada kesinlikle hepsi el lezzeti ve doğal ürünlerden yapılmakta. Zaten aile işletmeyiz. Aynı zamanda buradaki ablalarımızla eşlik edenler var bize burada çalışma olarak. Tabii. Peki karşılaşmış olduğumuz sorunlar nelerdir? Bulunmuş olduğumuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Bu sektörde en çok karşılaşmış olduğumuz sorunlar nelerdir? Maliyet sıkıntılarının çok olması, yani maliyetlerin çok fazla artması dolayısıyla kalifiyeli eleman bulamamamız. Nasıl anlatayım yani? Çalışacak arkadaş bulamıyoruz. Evet. Çalışacak iş arkadaşları bulamıyoruz. Kendimiz çok yoruluyoruz. Evet. Annem olsun, babam olsun, eşim, yeğenlerim çok yoruluyoruz. Tabii yardımcı istiyoruz ama bulamıyoruz yani. En büyük sıkıntı bu. Yeni kuşak genellikle artık bu işlere çok böyle sıcak bakmayan ama gerçekten bir meslek olarak aslında edinilebilecek bir sektörden birisi. Tabii. Benim de temelimde bulunması dolayısıyla ben de her zaman mutlu oluyorum. Ben temelimde de böyle bir işim bulmak. Peki ekran başında bizi izleyenlerimize gelip biz burada ziyaret edecek olan misafirlerimize, müşterilerimize rezervasyon randevu oluşturmak için paylaşmış olduğumuz alttaki telefon numaralarından da rezervasyon randevu ve menümüzle alakalı daha önceden bilgi alabilirsiniz diyorum. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak Didim'e gelecek olan misafirlerimizin hepsinin Ayşe teyzelerini görmelerini rica ederim. Gelsinler Ayşe teyzelerini görsünler. Gerçekten bir Ayşe teyzemiz var yani. Her gelenimiz onu soruyor. Ayşe teyzemiz sağ mı? Yoksa isim olarak mı? Gerçekten bu işletmenin esas sahibi annemdir. Ayşe teyzedir. Ayşe Ergün'dür. Evet. O zaman buradan ona da sonsuz saygılarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet efendim bugün Ayşe teyzenin yerine konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Erdinç Bey vermiş olduğu değerli bilgilerden bu doğal birbirinden leziz hizmet ve lezzetler için çok teşekkür ediyoruz. Önce kendi adımıza sonra sizler adına. Sizler de yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık hiçbir zaman doğallıktan ve aynı zamanda organik ürünleri kullanmaktan, lezzetli ürünleri kullanmaktan hiç vazgeçmeyen 15 yıldır aynı çizgisini koruyan bir restoranda bir yol üzerine geçerken en azından Erdinç Bey dediği gibi Ayşe teyzemizi ziyaret edip buyurun gelin bir çayımızı için gözlememizi tatmadan gitmeyin diyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.